Karadeniz müziğinin en ünlü temsilcilerinden Volkan Konak, Antalya'da verdiği konserin öncesinde Magazin 8'in sorularını yanıtladı. Yeni şarkıcının en büyük hayallerine kadar pek çok bilinmeyeni anlattı. Ben babamdan ileri, yeni doğmuş çocuğumdan geriyim. Ünlü şarkıcı Volkan Konak'tan çok tartışılacak açıklamalar. Ya eğer çocuğun seni dinlemiyorsa oturup düşünmen lazım. Volkan Konak'ın en büyük hayali ne? En büyük hayalim de o. Onu gerçekleştirmeye çalışacağım. Antalya'dayız. Uzun bir aranın ardından Volkan Konak, Antalyalı dinleyicilerinin karşısında. Yardan diyarabiliyor. Zor beni yerim yerim. Bul beni yerim yerim. Yar beni yerim yerim. Ah beni beni. Yeni bir albüm yapan Volkan Konak ilk kez dijital ortamda da satışa sundu albümünü. Ama bu internet olaylarından pek haz etmediğini de hemen belirtti. Zararı da oldu ama faydası da oldu. Özellikle No Name insanlara çok faydası oldu. Ama proje yapan veya bizler gibi yılların süzgecinden gelen sanatçıların projelerine biraz zararı oldu. Tam 23 senedir müzikle iç içe bir yaşam sürdürüyor Volkan Konak. Her yıl Türkiye'nin dört bir köşesine gidip onlarca konser veriyor. Sanal ortamda değil, yüz yüze temas kurmayı seviyor dinleyicileriyle. Çiz beni yarim yarim. Helal olsun. Sütüm helal olsun size. Sütüm helal olsun. İşte bu duyguyu alamadığı için dijital ortamdan pek hoşlanmıyor. Peki ya gençler diyoruz? Malum onların tüm hayatı internet. Haliyle müziği de internetten dinliyorlar. Bu konuda Volkan Konak'tan çok iddialı bir açıklama geliyor. Ya eğer çocuğun seni dinlemiyorsa oturup düşünmen lazım. Müziği bırakman lazım. Eğer çocuğun seni babam veya yakınım diye dinliyorsa, hatır için dinliyorsa bir yerde bir hata yapmış demektir. Ünlü şarkıcı bu ince tespiti yapıyor ve dijital ortama da hiç sevmediği halde sadece gençlere ulaşmak için dahil olduğunu anlatıyor. Ben babamdan ileri, yeni doğmuş çocuğumdan geriyim. Çok doğru bir tespittir. Dolayısıyla gençleri yakalayacak, çağın özellikleri içinde olan çağdaş bir müzik yapman lazım. Kendini de eleştirmekten geri kalmıyor Volkan Konak. Üşengeçliğim yüzünden şarkılarım çıktıktan aylar sonra patlıyor diyecek kadar da açık sözlü. Şarkı albümde, son albümde okudum. Altan Sedin'in bir eseri ama bize yakışmış, öyle diyorlar. 8 ay sonra fark ettiniz şarkıyı, çok ayıp. Bir sene oldu hatta, bir sene. Şimdi Türkiye'de en çok satan şarkı, en çok dereceye giren. Biraz bozuldum, belli etmedim. Neden? Efendiliğimden. Yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna. İyi kliplerim yoktur, iyi klip çekemiyorum. Sıkılıyorum daha doğrusu. Dolayısıyla şarkı aslında gol bir şarkıydı ama yerini buluyor ama galiba. Evet, 8 ay sonra veya 1 sene sonra şu an en çok teveccüh gören şarkı oldu. Volkan Konak'ın sahnesi her zaman çok keyiflidir. Sadece iyi şarkılar söylenmez, adı konmamış bir müzikal sergilenir. Göklerde karsal gibiydi. Kanatlarından vuruldu. Ekip kurarsak ileride en büyük hayali müzikal. Çünkü biz kabare yapıyoruz. Bunun bir sonraki level'ı, biz bir tık yukarısı müzikal. En büyük hayalim de o. Onu gerçekleştirmeye çalışacağım. Kimseye soramadım. Doyunca saramadım. Henüz müzikal hayalini gerçekleştiremedi Volkan Konak. Ama büyük bütçeli müzikallerle yarışacak cinsten bir konser verdi Antalya'da. Affedin.